Kimilerinin Barış Manço'su, kimilerinin Barış abisi, kimilerinin Barış amcası, hatta kimilerinin Barış dedesi. Toplumun 7'den 77'ye bir şeyi olan Barış Manço. 7 yaşındaki Ahmet için oku bakayım ayı şarkısıyla neşeyle raks etme sebebi olan bir adam Barış Manço. 77 yaşındaki Ayşe nine için gül pembe şarkısıyla gözlerinden dökülen yaşla hüzne boğulma sebebi Barış Manço. Genci, çoluğu, yaşlısı, kadını, erkeği, herkesin dinlediği, toplumun her kesimini kuşatan bir sanat adamı, bir oyuncu, bir tiyatrocu, bir TV programcısı, bir ressam ve bir arşivci, birçok şey. Hani Barış Manço'nun parmaklarındaki o yüzüklere dikkat ederiz ya, aslında Barış Manço'nun 10 parmağında 10 yüzük, 10 parmağında 10 marifet diyebiliriz. Evet, şu anda Moda'daki Barış Manço'nun evindeyiz. Barış Manço yıllarca burada anılar biriktirdi, burada şarkılarını yazdı. Bizim o yakından bildiğimiz, yani bir sayın desek herkesin en az 10 şarkısını sayabileceği usta sanatçı, büyük usta bu evde 1 Şubat 1999'da tam 19 yıl önce hayata veda etti. Ruhu bedeninden ayrılıp göklere yükseldi. İşte o ev, bu ev Moda 81300. İşte gördüğünüz gibi Barış Manço sanki hala hayatımızda gibi bize doğru gülümsüyor. Aslında Barış Manço'nun bir sözü var. İnsan öldüğü zaman ölmez, insan unutulduğu zaman ölür diyor. Aslında Barış Manço aramızda, şu an karşımızda gördüğünüz gibi bize gülümsüyor, değil mi arkadaşlar? Barış Manço dedeye, daha doğrusu sizin için dede artık, değil mi? Baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Gerçekçi, çok gerçekçi duruyor. Değil mi? Sanki aramızda gibi, değil mi? Evet. Peki baktığın zaman böyle yeleği var, saçları uzun, bıyıkları, kıyafetleri sana ne anımsatıyor? Nasıl bir amca? Bence çok iyi. Değil mi? Çok şirin bir amca. Evet. Peki hiç Barış Manço'nun şarkısını biliyor musun? Evet. Hangi şarkısını biliyorsun? Siz biliyor musunuz? Evet. Hangisi? Arkadaşım Eşek. Söyleyin o zaman bize. Arkadaşım Eşek, arkadaşım Eşek, arkadaşım Eşek. Arkadaşım Eşek, arkadaşım Eşek, arkadaşım Eşek. Kaç yıl oldu saymadım köyden geçeli. Mevsimler geldi geçti, görüşmeli. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce de söyledik sevgili seyirciler, 7'den 77'ye. Küçük çocuklar için eğlence, raks sebebi, kimisi için de gözyaşıyla aşkı düşleyerekten hayal kurma sebebi. Hemen şurada kameraman arkadaşından rica edeceğim. Gördüğünüz piyano, Barış Manço'nun en değerlisi, en kıymetlisi olan piyano. Barış Manço bu piyano için "O Benim Rüyam" adını veriyor ve o piyanoyu Avusturya'dan bizzat kendisi satın almış ve buraya getirmiş. Yine gördüğünüz gibi piyanonun arka tarafında Barış Manço'nun koleksiyoncu olduğunu söylemiştik. Cam koleksiyonu olduğunu söylemiştik. Dünyanın çevre çevre ülkelerinden gelen camlar bunlar. Ve 1800'lü 1900'lü yıllardan bugüne ulaşan 100 yıllık 200 yıllık camlar. Barış Manço da bu camlara, bu cam koleksiyonuna öyle değer veriyor ki bunları kimseye sildirmiyor. Sadece ve sadece ben temizlerim diyor. Evet, Barış Manço 1 Şubat 1999'da hayata veda etti. Bu evde kalp krizi geçirdi. Sonrasında hastanede hayatını kaybetti. Gördüğünüz gibi masanın üzerinde o gece 1 Şubat gecesi tam işte telefonu buradaydı, anahtarı buradaydı ve bunlar burada öylece öksüz, yetim, mahzun kala kaldı sevgili seyirciler. Gördüğünüz üzere burada Barış Manço'nun anısını görüyoruz. Bunlar oradan kaldırılmadı. O gün bugündür, 19 yıldır o masanın üzerinde Barış Manço'nun anısını yaşatıyor. Barış Manço sadece Türkiye'nin değil, dünyanın pek çok ülkesinde büyük değer gören, hak ettiği değeri gören bir sanatçıydı. Japonya'sından Çekoslovakya'sına, Singapur'una, dünyanın pek çok bölgesinde gerek yaptığı programlar nedeniyle gerek farklı sanat icraları nedeniyle çok değer gören bir sanatçıydı. Hemen şurada görüyorsunuz sevgili seyirciler. Arkadaşımdan rica edeyim, Barış Manço ile eşi Lale Çağlar'ın evlendiği zaman o farklı kişiliğini görüyorsunuz aslında Barış Manço'nun. Barış Manço'nun damatlığı, gördüğünüz gibi sıradan bir damatlık değil. Barış Manço çünkü sıradan bir adam değildi. Barış Manço sanatçıydı. Farklı olmayı seviyordu. İşte gördüğünüz gibi Barış Manço'nun damatlığı. Aslında Barış Manço'nun o biz uzun saçlarıyla, o uzun bıyıklarıyla hatırlıyoruz değil mi? O bıyıklarının da bir hikayesi var aslında. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Barış Manço Hollanda'ya gittiği zaman sanırsam bir turne için, orada Hollanda'da bir trafik kazası geçiriyor ve o trafik kazası sonrasında dudağı yaralanıyor ve orada bir iz kalıyor. Barış Manço da o izi kaybetmek için bıyık bırakıyor.
geliyor ve o bıyığının da hikayesi o aslında. Gördüğünüz gibi Barış Manço'nun kimonoları. Barış Manço Japonya'ya çok değer veriyor ve Japonya'da defalarca konser veriyor. 17 farklı kentinde konser veriyor. O kentlerde Barış Manço'ya hediye edilen kimonolar da gördüğünüz gibi burada. Ve hemen yanı başında göreceksiniz tekrar Süleyman parçasında Barış Manço'nun giydiği deri ceket ve üzerindeki elbiseler de burada göreceksiniz sevgili seyirciler. Aslında Barış Manço'nun şarkılarının ayrı ayrı hikayeleri var. Barış Manço şarkılarıyla topluma bir şeyler anlatmak istiyor. Barış Manço şarkılarıyla topluma bir şey katmak istiyor. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Ben bir tanesini zikretmek istiyorum size. Mesela Gülpembe şarkısı. Gülpembe şarkısı Barış Manço'nun babaannesine ait olan bir şarkı. Barış Manço'nun babaannesi Barış Manço'ya henüz 13 yaşındayken hayata elveda diyor. Ve Barış Manço babaannesine çok büyük değer verdiği için o değerden ötürü yıllar yıllar sonra babaannesine bu şarkıyı, Gülpembe şarkısını yazıyor. Baktığımız zaman Gülpembe'yi dinlediğimiz zaman kimimiz sevgilimizi, kimimiz annemizi, kimimiz babamızı, herkes farklı birisini buluyoruz Gülpembe şarkısında. İşte sanat böyle bir şey aslında. Yani bir roman okuduğunuz zaman, bir kitap okuduğunuz zaman herkes farklı farklı çıkarımlarda bulunuyor ya. Aynı şekilde de şarkılar da öyle. Gülpembe şarkısı aslında Barış Manço'nun babaannesi için yazılmış ama o şarkıda herkes kendinden bir şeyler bulabiliyor. Barış Manço'nun annesi Rikkat Hanım, Barış Manço'nun sanatçı olmasında çok önemli bir yere sahip. Çünkü Rikkat Hanım o dönemde çok önemli bir müzisyen. Hatta o kadar önemli ki Zeki Müren'in, bir sanat güneşi, bir sanat efsanesi olan Zeki Müren'in hocası, müzik hocası. Dolayısıyla aslında Barış Manço'nun sanatçı olmasındaki o kıvılcım annesi Rikkat Hanım'dan geliyor sevgili seyirciler. Şu an görüyorsunuz Barış Manço'nun şövalye odası. Gördüğünüz gibi burada Barış Manço'nun çalışma masası var. Barış Manço şarkılarını, türkülerini burada yazıyor. Resim yapmayı çok seviyor Barış Manço. Gördüğünüz gibi hala boyaları masanın üzerinde var, varlığını koruyorlar. Barış Manço bu odada burayı seviyor. Neden seviyor? Çünkü Barış Manço'ya Belçika Kraliyeti 1992 yılında şövalye unvanı veriyor ve o unvanı aldıktan sonra da Barış Manço bu şekilde bir dizayn yapıyor ve burada huzurlu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor diyelim. Bundan tam 19 yıl önce Barış Manço aramızdan ayrıldı. Ama tekrar zikredelim, Barış Manço insanlar öldüğü zaman değil unutulduğu zaman ölür demişti. Ve gerçekten de öyle, Barış Manço 19 yıl geçmesine rağmen hala unutulmadı diyelim. Ve rahmet dileyerek sözü merkeze bırakalım.